Merhaba, 1793 Nisan'ından 1794 Temmuz'una kadar süren Robespierre'in giyotinle idam edildiği terör dönemi hakkındaki son videoyu da bitirmiştik. Yani Fransız devriminin en kötü kısmıyla işimiz bitmiş gibi görünüyor. Özellikle Fransız halkının bakış açısından bakıldığında bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise 1795'teyiz. Fransa Avrupa'nın kalanıyla yaptığı savaşlarda iyi iş çıkarıyordu. Prusya ve İspanya ile barışı sağlamıştı. Yani Büyük Britanya ve Avusturya geriye kalan iki büyük düşmanı oldu. Fransa onlarla mücadele ediyordu. Aslında bu Fransa için bir zaferdi çünkü Fransa yarattığı bu devasa ordusuyla galip gelmişti. Bu arada bütün bunlar 1795 Nisan'ında oluyor. Sonra 1795 Ağustos'unda yeni Cumhuriyet Anayasası onaylanıyor. Anayasa halk oylamasından da geçer ve bu da Fransa'nın resmi olarak Cumhuriyet yönetimine geçtiğini gösterir. Artık krallara ihtiyaçları yoktur. Beş yöneticiden oluşan bir yönetim şekli kurmuştur. Bu kurul directoire yani Fransız ihtilali hükümeti beşler heyeti diye adlandırılmıştır. Yani tek bir başkan yok beş yöneticiniz var. Parlamento iki meclisli bir sistemde işliyordu ve bu çok önemliydi. Çünkü Fransa tarihinde bir ilkti. Bu Birleş Birleşmiş Milletler Mebuslar Meclisi'ne benzeyen 500 kişilik bir meclistir. Birleşmiş Milletler gibi iki evi vardı. Yani iki binası vardı. Ve sonra 250 milletvekiline sahip mütevelli heyeti meclisi oluşturuldu. Bu eğer Birleşmiş Milletler'in bakış açısından bakmak isterseniz Amerikan senatosuna benzetilebilir. Yönetim, yöneticiler, adaylar 500 meclisi tarafından Fransa'nın yönetiminde olacak 5 kişi şeklinde mütevelli heyetine önerilirdi. Şimdiden her şey gayet iyi görünüyor. Ama askeri zaferler kazanmış olsalar da ülkede hala çalkantı vardı. Büyük Britanya hala sorun çıkarıyordu. Fransa'nın batıdaki topraklarına saldırıyordu. Paris’in her tarafında kraliyet yanlıları vardı. 1795 Ekiminde Paris’te kraliyet yanlıları ayaklanma çıkarttı. Kralı geri getirmek istiyorlardı ve ihtilal hükümetine karşıydılar. Krallığın gitmiş olmasından çok yönetimden dışlanmış olduklarına üzülüyorlardı. Sonuç olarak tüyeriye hücum ettiler. Hatırlarsanız Kral ve Kraliçe zamanında burada ev hapisinde tutulmuştu. Sonra ise İhtilal Hükümeti tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu resim 3 yıl önce 1792'de kral ve kraliçenin mahkum alınmasını göstermektedir. Bundan birkaç ay sonra ise 16. Louis hatırlıyorsunuz idam edilmişti. Şimdi ise durum tam tersi oldu. Eskiden kral ve kraliçe Tüyeri'de devrimciler tarafından kuşatılmıştı. Şimdi ise devrimciler Tüyeri'de kralcılar tarafından kuşatılıyordu. Durum ihtilal hükümeti için hiç hoş görünmüyordu. Sayıları oldukça azdı. Kraliyet yanları sayı olarak avantaja sahip duruyorlardı. Ama ihtilal hükümetinin sahip olduğu genç, çok hırslı, çok bencil ordu kaptanı olan 16. Louis ve Marie Antoinette esir alındığında tüyeri kuşatmasını görmüş biri vardı. Ve daha 16. Louis zamanından güçlü bir inanca sahipti. Eğer iyi topçu birlikleri varsa kuşatmayı durdurabilirlerdi. Hatırlayın o bir topçu birliği yüzbaşısıydı. Ve bu onun ünlü olduğu ilk yerde, daha doğrusu ilk ünlü olduğu yerde. Toulon kuşatmasında isyanı bastırabilmek için ağır silahları etkileyici biçimde kullanmıştı. 1795'te ihtilal hükümeti Tuyeri'deydi ve kraliyet yanları kazanmak üzereydi. Napolyon Bonaparte geçmişte gözlemlediği sistemi kullanarak topları ve ağır silahları devreye soktu ve gülle atışı yapmaya başladı. Kraliyet yanlarından sayıca çok daha az olmalarına rağmen sonunda onları toplarla etkisiz hale getirdi. Sayınca daha az olmanıza rağmen bu toplara sahip olduğunuzu düşünün. Bir topunuz ve küçük gülleleriniz var. Bence yeterince işe yarar. Küçük gülleler ve topla atılan atışlara misket bombası da denir. Çünkü bunlar bir yığın miskete benzerler. Atış yaptığınızda bu küçük gülleler her yöne yani yere çarptıklarında her yöne dağılırlar. Bu atışın topun menzilinde olan insanlara nasıl zarar vereceğini kafanızda canlandırabilirsiniz. Napolyon bu müdahalesiyle ihtilal hükümetini kurtarmıştı. Bu da direkt iktidara gelmesine izin vermişti. Bu seferde Napolyon doğru zamanda yine doğru yerdeydi. Askeri taktikler konusunda da oldukça başarılıydı. Bu başarısından sonra Napolyon daha da ünlü oldu. Tüm o bencil kendini beğenmiş tavırlarına rağmen bu adam ne yaptığının farkındaydı. Bu vaka 5 Ekim 1795'te Napolyon'un ihtilal hükümetini savunup kurtarması 13 Vandemier olarak da bilinir. Bu olay yeni Fransız devrimi takviminin Ekim ayındaydı. Ama bu Napolyon'u bir milli kahraman hatta bir devrim kahramanı yapmıştır. İnsanlar Napolyon'un ne yaptığını bilen biri olduğunu anlamaya başladılar. Ama tahmin edebileceğiniz gibi yönetim bu adamın iktidara çok yakın olmasından pek hoşnut değildi. Hırslı ve yetenekli olduğu apaçık ortadaydı. Bir noktada Napolyon'u yönetime tehdit olarak görüyorlardı. Bu yüzden ona yetki ve güç verdiler ama Fransa'dan uzak olduğuna da emin oldular. Yani İtalya seferberliğinde ona görev verildi. Unutmayın Fransa hala Büyük Britanya ve Avusturya ile savaşıyor. Avusturya ile de olan savaş İtalya'da geçiyor. Napolyon İtalyan cephesinde başarılı oldu ve, ve başkomutanlığa terfi etti. İtalya cephesi Avusturya ile olan savaşta en önemsiz cephelerden bir tanesiydi. Ancak tüm generallerin içinde Napolyon kendinin son derece yenilikçi ve taktiksel olduğunu kanıtlamıştı. Bu resimde Napolyon'u İtalya'da savaşırken görüyorsunuz. Napolyon bir kez daha kendini kanıtlamış, ününe ün katmış oldu. Sonunda Avusturya yenilgisini kabul etti ve Fransa'yı yenemeyeceğiz dedi. Fransızlarla 1797 Ekim'inde barış kararı aldılar. Yani Napolyon ihtilal hükümetini ilk defa 1795'te savundu. İtalyan seferberliği 1796'da meydana gelmişti. Geriye sadece Büyük Britanya kaldı. Ama Avusturya ile olan bu barış aslında geçici olacaktı. Ama şimdilik Campo Formio anlaşması imzalanmıştı. Campo Formio anlaşması. Campo Formio anlaşması. Bu aslında diğer bir Fransız zaferiydi. En büyük problem İngiltere'nin o dönemde dünyadaki en güçlü donanmaya sahip olmasıydı. Bu nedenle Fransa özellikle Napolyon İngiltere ile suda yüzleşecek yani suda çarpışacak bir durumda değildi. Bu konuda sıklıkla anlaşmazlıklar yaşanmıştır zaten. Unutmayın, yönetim Napolyon'un Fransa'da bulunmasını gerçekten istemiyordu. Bu yüzden Napolyon'u pohpohlayarak 1797'de ona Büyük Britanya konusunda tam yetki verdiler. Böylece Napolyon Mısır'a saldırmayı kafasına koydu. İnsanlar asıl stratejik amacın Mısır'a saldırmak olup olmadığından tam olarak emin değillerdi. Neyse, böylece 1798'de Toulon'dan ayrıldı. Hatırlarsanız Napolyon Tülon limanında çıkan ayaklanmanın bastırılmasına yardım etmişti. Tülon'dan ayrıldıktan sonra Malta'yı da aldı ve Mısır'a vardı. İnsanlar onun Mısır'ı ele geçirme arzusunun aslında yavaş yavaş Hindistan'daki İngilizlere zarar vermek olduğunu anlamaya başlamışlardı. Belki birkaç İslam devletiyle müttefik olabilir ve asi Müslümanlarla arkadaş olabileceğini düşünüyordu. Özellikle Müslümanlar Napolyon'la tanışmak isteyen ve Hindistan'daki İngilizlerin kuyusunu kazmaya yardım edebilecek Tipu Sultan konusunda hakkında konuşuyorlardı. Ama insanlar hala tam olarak emin değildi. Bu sadece Napolyon'un biraz ihtişam görmek istemesinden de kaynaklanmış olabilirdi. Ne de olsa Mısır önceden büyük bir imparatorluktu. Böylece 1798'de Napolyon Mısır'a gitti. Bunlar Napolyon'un Mısır'daki resimleridir. Mısır'da iktidarda olan Memlük güçlerini komuta edebildi. Bu resim piramitler savaşıdır. Bir kez daha Napolyon çok başarılı oldu. Bir problem hariç. O da 20 bin askeri Mısır'a açıkça gemiyle getirmişti. Mısır'da ortalığı karıştırdılar. Ama Fransa hala İngilizlerle savaştaydı. Ve İngilizlerin yaptığı şey güçlü donanmalarıyla Horatio Nelson'u bir filonun başında göndermek oldu. Horatio Nelson da o da Fransız donanmasının beklediği limana gelerek Fransız filosunu Nil Savaşı'nda alt etti. Bu resim Napolyon'un 20 bin kişilik ordusunu karaya oturtan Nil Savaşı'nın betimlemesi. Ee, i̇şte buradaki de Horatio Nelson. Sonuç olarak Napolyon Mısır'da sıkışıp kaldı. Başka bir çözüm bulamayan Napolyon birliklerini orada öyle öylece bırakamazdı. Şam ve Suriye'ye doğru yönelmeye başladı yolu üzerinde birçok sömürü girişimde bulunmuş ve zarara yol açmıştır o ayrı. Ancak akıllarda nasıl dönecekleri sorusu vardı. Tahmin edebileceğiniz gibi Napolyon gibi çok hırslı, çok çok bencil biri için askerlerinin ne olacağı çok umrunda değildi. Ve 1799’da bir fırsat çıkınca tüm ordusunu terk etti. Bu size Napolyon'un karakteri hakkında birçok şey verir. Tüm ordusunu Mısır'da ve Suriye'de aslında Osmanlıların elinde ölmeye bırakmaya gönüllü bir adam. 1799'da Napolyon Fransa'ya geri döndü. Geri döndüğünde yönetimin popülerliğini kaybettiğini görür. Napolyon. Tüm videolar boyunca Fransa'da bulunmuş her hükümetin bir yerden sonra popüleritesini kaybetmesinin asıl nedeni insanların hala aç ve fakir olmasıdır. Dikkat ederseniz konuştuğum bu süreç içinde tüm bu videolarda Fransa'nın ekonomik sıkıntısı ve insanların hala aç olduğu konusunda bir çözüme varıldığını söylemedim. Tüm bu şiddetten, tüm savaşlardan sonra yönetim büyük ölçüde gözden düşmüştü. Birkaç yönetici, özellikle üç tanesi, çok popüler olan Napolyon'la işbirliği yapmak istediler. Aslında askeri bir darbe planlıyorlardı. Bunu yapmak içinse önce istifa ettiler ve sonra meclise Tuyer'i de bir toplantı olduğunu söylediler. Bir ayaklanma çıkmış ve Jacobenler sanki bir tehlike altındaymış gibi gösterdiler. Çözüm olarak da Batı Paris'te belirlenen bir bölgeye gitmelerini tavsiye ettiler. Böylece meclis bu bölgeye gider ve Napolyon tarafından korunma garantileri de vardır. Meclis üyeleri bu araziye girince Napolyon'un askerleri araziyi kuşatır. Ve Napolyon kulübenin içine girip meclis üyelerine gayrimeşru meşru oldukları ile ilgili sinir bozucu şeyler söylemeye başlar. Onlar da Napolyon'u odadan yaka paça dışarı atarlar. Tam bu sırada Napolyon'un ağabeyi ondaki hırpalanma izlerini gösterir ve meclis üyelerinin vahşileşmeye başladığını söyler. Meclisteki bu şiddetin son bulması gerektiğini insanlara öğütler. Bu durum ordunun içeri girip 500 kişilik meclisi dağıtmasına sebep olur. Sonuç olarak Napolyon ve diğer iki yönetici iktidarı ele geçirip Fransa'nın üç konsülünü oluştururlar. Fransa'nın yeni yönetimini ve kendi anayasalarını hazırlamaya başlarlar. Bu gerçekten Napolyon'un Fransa'nın iktidarını eline aldığını gösterir. Çünkü iktidarı diğer iki adamla birlikte ele geçirmesine rağmen sonunda entrikalarla kendine birinci konsül dedirtmeyi başarmıştır. Bu durumda Fransa'da otorite Napolyon olur. Evet 1789 Fransız devriminden mutlak monarşi ile başlayıp 16. Louis'e ve son olarak da 10 yıl sonrasına 1799'a geldik. Bu süreçte bütün bu kanlı olayları ve devrimleri gördük. Bu videomuzda da Napolyon'un Fransa'nın başına geçmesiyle noktayı koyuyoruz.